Gelin bu videoya dikkat edelim. Mağarasında oturuyor. Bir bakıyor. Hava kararıyor. Bulutlar geliyor. Çat diye bir şey oluyor. Ağaç yanmaya başlıyor. Şimdi insanın buna bir cevap ver. Ne oluyor ya? Buna verebileceği tek cevap onu yapanın kendisi gibi birisi olduğunu farz ediyor. Solipsistik bir cevap bu. Yani çevreni kendin gibi davranan bir şey olarak yorumluyorsun. Şimdi insanoğlu diyor ki bunu kim yapıyor? Bunu fırtına tanrısı Engin yapıyor. Ya bu fırtına tanrısı nereden çıkıyor? Gayet basit. Bizim Çatal Hüyük'te bunun cevabı var. Çatal Hüyük'te Hasan Dağı var. Hasan Dağı'nın yanına gidiyor bizim Çatal Hüyük'te yaşayan insanlar. Unutma ki Çatal Hüyük günümüzden 8500 yıl önce kurulmuş dünyanın ilk şehirlerinden biri. Oradaki adam gidiyor Hasan Dağı'nın eteklerinde obsidyen topluyor. Obsidyen bir volkanik camdır. Çok güzel bıçak yapılır. Dolayısıyla o dağ ona bir şeyler veriyor. Ama ovanın verdiği gibi değil. Ovaya çünkü adam atıyor bir şeyi, nedenle doğumu çıkıyor. Ova ona göre anne. Doğuruyor çünkü. Öteki baba. Öteki kendinden bir şeyler veriyor, bir şey doğurmuyor. Günün birinde kardeşim bu baba tepeyi uçuruyor. Fırtına yaratıyor. Ve adam birdenbire aklına şu geliyor. Yahu onun çok korktuğu başka ne var? Aurochs'lar var. Aurochs'lar abicim öküz. O zamankiler dev. Bu sürüler geliyor. Adam durduramıyor. Herif buna tanrı zannediyor önce. Bu diyor korkunç bir şey. Benden çok güçlü. Ondan sonra birden dağa bir bakıyor. Ah eskiden tek tepesi olan dağ. İki boyunuz. Aradan lav sana doğru geliyor. Kırmızı bir şey. Yahu diyor boğanın da dili var. Geliyor. İki boynuzu var. O da toz çıkartıyor. O da yeri sallıyor. Ama diyor o bu tanrının yeryüzündeki temsilcisi. Esas tanrı bu diyor. Fırtına tanrısı. İki tane tanrı oldu mu sana? Bir tanesi ana tanrıça, bir tanesi baba. Şimdi insanoğlu bu cevapları veriyor. Bu geliyor. Binlerce yıl sürüyor. Gördüğümüz gibi ilk dinin necə yaranmasıyla bağlı Cəlal Şəngör bəy bir fikir söylüyor. Lakin bu onun şəxsi fikri deyil, onun şəxsi qənaəti deyil. Əslində biz istənilən kitabı oxusaq, yəni dinlə bağlı bir kitab deyilsə, bu tarix ilə bağlıdırsa, burada insanların Tanrını necə yaratması ilə bağlı yuxarı aşağı eyni fikirləri dediyini görəcəyik. Özət olaraq insan qorxudan Tanrını yaratmışdır və daha sonra ilk insanlar bərəkət tanrıçası, bərəkət ilahəsi yaratmışdır. Daha sonra ata erkil dönəm yaranmışdır. Beləliklə tanrılar kişiləşmişdir, erkəkləşmişdir və bu zaman bir də öküz simvolu ata erkil dönəmdə ortaya çıxmışdır. Və biz əgər arxeoloji qazıntılara baxası olsaq, Göbəyli təpədə öküz rəsminə rast gəlirik. Qaran təpiyə baxsaq, öküz rəsminə rast gəlirik. Misirə baxaq, Şumerlərə baxaq, Asura baxaq, Anub mədəniyyətinə baxaq. Burada buğa rəsimlərinin olduğunu görürük. Və biz Şumer mədəniyyətindən üzü günümüzə çoxlu tanrıların olduğunu, aparıcı tanrıların erkək kişi tanrıları olduğunu və onun arxa fonunda da bərəkət tanrıçalarının olduğunu görürük. Biz bu qədər danışmışıq, hələ də tarixçilərin, tədqiqatçıların gəldiyi qənaətin əksini deyə bilmirik. Sanki onlar doğru deyir. İnsan özünə bənzər tanrılar yaradı və zamanla çox tanrılıqdan tək tanrılığa, insana bənzər tanrıdan mücərrəd tanrıya bir təkamül baş verir.